Zehra'nın anlattığı iyi de Zehra'dan ne istiyorlar? Nereye götürüyorsunuz beni? Ya neden susuyorsunuz? Konuşsanıza. Ne yaptın hayatım? Yerleşebildin mi otele? Yerleştim. Sıkıntı yok ama bir konuda çok dertliyim. Öyle mi? Ne oldu? Seni çok özlüyorum. Aman Nihat ya, ben de gerçekten bir şey oldu sandım. Korkuttun beni. Ama seni özledim dedim ya. Ben de seni çok özledim. Ben de. Minik kuşum yanında galiba. Telefona versene. Tamam. Al bakalım baban seni istiyor. Alo baba, seni çok özledim. Çabuk gel olur mu? Tamam kızım. Gelirken ne getireyim sana? Oyuncak zürafa, pembe toka, bir de çikolata. Oo, liste uzadıkça uzuyor. Benden. Ben hiçbir şey yapmadım. Bırakın beni, gitmek istiyorum. Hiçbir şey yapmadın öyle mi? Karakolun önünden aldık seni hatırlarsan. Neredeyse bizim de başımızı yakacaktın. Çekerlerin üstümden. Bir rahat dur ya, bir rahat. Ya bırakın beni. Sessiz ol ya, sessiz ol. Ya bırakın diyorum. Aç ulan kapıyı. Burada. Gir içeri, zorluk çıkartma. Hayır girmeyeceğim. Hayır girmeyeceğim. Öyle bir şansın yok. Ne oldu? Birden sustun. Hayırdır? Tebelenmenin beyhude olduğunu anladı tabii. Kurtaracağım seni Zehra. Kurtaracağım. Sakın korkma. Sakın. Geç hadi geç. Neden buraya getirdiniz beni? Büyük patron öyle istedi. Büyük patron kim? Amma soru sorduğuna. Kim diyorum? Hala soruyorsun ama, hala. Yürü, yürü bakalım. Bence maraza çıkarma. Benim için hava hoş. Ama sonra sana yazık olur. Demedi deme. Allah'ım ne olur bize yardım et. Olur Ömer'i koru. Bu adamların şakası yok. Ömer nerede? Sessiz kalırsam şüphelenirler mi? Burada olduğunu anlamamaları lazım. Açın kapıyı! Açın diyorum! Açın diyorum! Beni burada zorla tutamazsınız! Açın şu kapıyı! Bu şehri, denizi, sokakları, her şeyi, herkesi çok özlemişim. Gelince anladım.
Öyledir kızım. İnsan günlük koşturma esnasında unutur. Ama buraya dönünce anlar nereye ait olduğunu. Tanıştırayım Cevriye Hanım. Damadımızın halası. Defne. Bir aile dostumuzun kızı. Öyle mi? Memnun oldum şekil. Ben de. Sen buradasın ya. Artık maziyi tekrar zevkle canlandırırız. Ah, ne günlerdi değil mi? Gerçi sen bizim yaza merhaba partilerimizi pek hatırlamazsın ama. Ama annemden çok dinledim. Dinlerken bile heyecanlanırdım. Yurt dışından konuklarınız olurmuş, sanatçılar falan da. Hatta bazen mini bir sanat etkinliğine dönüşürmüş. Ya öyleydi. Bazen hoş resitaller, bazen fasıllar. Yeniden başlamak için bir engel yok. Hep birlikte yeni bir parti daha veririz. Cemiyetteki dostlarımızla buluşuruz. Vallahi ne diyeyim Bahsende teyzeciğim, şahane olur. İlk defa mutlu gördüm bu kadını ayol. Yalnız mutluyken bile tuhaf he. Sanki kafasında tilkiler dolaşıyor, kuyruklarını birbirine çarptıra çarptıra. Nasıl başarıyorsa artık. Ay, müsaadenizle. Ay Hediyeciğim. Ha, inanmayacaksın ama ben Bahşişehan'da Hanım'ı ilk kez böyle mutlu görüyorum ayol. Ben daha önce bir iki kere görmüştüm. Çok enteresan. Bu yanındaki genç kadından mı kaynaklanıyor acaba? Kim o? Defne Hanım mı? Ömer'in kolejden arkadaşı. Bahşişehan Hanım da çok sever kendisini. Öyle mi? Evet. İstanbul'un köklü ailelerinden birinin kızı. Eskiden çok sık görüşürlerdi. Özellikle Allah rahmet eylesin Tahir Bey'in sağlığında. Peki Ömerciğimle böyle araları nasıl? Yakın arkadaş mıydı bunlar? Ömer Defne Hanım'ı çok severdi. Ama tabii şimdi eskisi gibi görüşemiyorlardı. Ay aklıma kötü kötü şeyler geliyor ama ay, günah da almak istemiyorum ayol. Yani Bahşişehan'da Hanım birini boşa sevmez. Vardır bir hesabı kesin. Buyurun Ercan Bey. Mekana getirdik. Sıkıntı yok, merak etmeyin. Peki Ercan Bey, talimatınızı bekliyorum. Ne konuşuyor bunlar böyle? Füride'ye gözdağı veriyor bence. Onunla, çocuklarıyla görüşmeye devam ederse önce bunu indirir. Demedi deme. Açılsana! Sakin ol. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni. İçeridekiler kaç kişiler? Üç. Üç. Tamam, tamam. Sakin ol. Merak etme. Ben seni oradan kurtaracağım, tamam mı? Korkma. Biliyorum. Sen de korkma sakın. Ben seni buradan almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Korkma, tamam mı? Tamam. Anladım. Bunu saymıyorum. Tekrar bekliyoruz, tamam mı? Bahşişehan'da teyzeciğim böyle söylersen konaktan çıkmam ona göre. Ömer'le ne günlerimiz geçti burada. Her köşesinde bir anımız var.
Bu konak da senin evin sayılır. Her zaman kapımız sana açık. Benim için de güzel bir nostalji oldu. Ömer'i ve eşini görmek için mutlaka yeniden geleceğim. Tabii tabii, arayı sakın açma. Ömer adına tekrar özür dilerim. O da seni dört gözle bekliyordu ama kalamadı maalesef. Olsun, nasıl olsa en kısa zamanda yine geleceğim. Hadi bakalım. Şuna bak. Asalete eşlik eden şu zerafete bak. Haza hanımefendi. Sen Defne ile aşık atabilir misin acaba? Bu harpte baştan mağlupsun Zehra Hanım. Evet. Hani bizim Topal Bahattin dayı vardı. Hatırlar mısın? Ay hatırlamaz mıyım halacığım? Bahçesinin önünden geçen hiç kimseyi boş göndermezdi. Dalından topladığı dutlardan, elmalardan mutlaka verirdi. Çok iyi insandı. Rahmetli oldu. Ay değil mi halacığım? Hay Allah, ne kadar üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Ne zaman? Bir hafta oluyor. Yerde yatarken bulmuşlar garibi. Halime rahmetli olduktan sonra sağ mı, sağlıklı mı diye komşular sırayla kapısını çalardık. Ah, Allah kimseye yalnız koymasın. Amin, amin. Allah rahmet eylesin. Rabbim yattığı yerde dinlendirsin inşallah. Amin. Amin. Hoş geldin Salim. Hoş bulduk abla. Hay Allah, görüyor musun? Plan yapacaktım, lafa dalıp unuttuk. Şükran, sen de şu böreğe bir baksana. Böreğin dilinden o yiyenler da. Tamam, tamam. Hadi. Salim, hele gel, otur şöyle bakayım. Sana diyeceklerim var. Bilirsin, ben öyle lafımı pek dolandıramam. Diyeceğimi pat diye söylerim. Zehra'mız çok şükür yuvasını kurdu. Sinan desen gurbette. Ama sağ olsun, kendi başının çaresine bakıyor olan. Hamiyet'le Canan bugün var, yarın yok. Ama bak, Hamiyet İstanbul'u hiç istemiyor. Sırf senin için burada kalıyor. Köyü, evi gözünde tutuyor. Canan desen, bugün yarın kısmeti çıkar elbet. Diyeceğim o ki, bu devran hep böyle sürmez oldu. Bir yıl oldu boşanalı. Bir gün yalnız kalman Allah'ın emri. Salim, erkeğin yalnız kalması zordur. Kalın kısmı bir şekilde kendini idare eder. Kendini bir yerlere kabul ettirir ama erkek için zor. Ha, evlenmem diyorsun yani, öyle mi? Öyle hala. Yani ablamlara da kaç defa söyledim. Benim öyle bir niyetim yok ki. Peki oğlum. Öyle diyorsan öyle olsun. Halim, keyfim yerinde diyorsan tamam o zaman. Ulan burada daha kaç saat kalacağız kim bilir. Ala ala bunları mı aldın? Abi ne bileyim, sen nevale al geldiğince ben de tost aldım. Bunlarla mı doyacağız? Yeter beyler. Sayın elinizdekiler. Ulan dizileri mi geldi sen? Ne çabuk açtın lan? 51'de üstüme yoktur abicim, bilmiyor musun? Tamam tamam, karıştır.
Rahat tekrar. Bak bakalım uğurlu mudur, uğursuz mu? İmmiciğim neymiş ki? Kontrol et. Açın kapıyı! Açın şu kapıyı canım, duymuyor musun? Açın şu kapıyı! Nesi var prensesin acaba? Ne var, ne istiyorsun? Şey, benim tuvalete gitmem lazım. Yürü bakalım. Tuvalet bu tarafta. Ben bir şey soracağım. Burası hep böyle miydi? Yani boş. Ne o? Satın mı alacağım? Yok. Ama hani böyle yerlerde şey olurmuş ya. Şimdi adını söylemeyeceğim de hani üç harfliler. Hani böyle mekanlara yerleşirlermiş. Yani sonradan gelenleri de hiç sevmezlermiş. Böyle musallat olurlarsa türlü türlü işkenceler yaparlarmış falan. Ya siz demin ses geldi dediniz, ben o yüzden öyle diyorum. Ya Allah korusun, bak ben korktum şimdi. Abi gitsek mi hakikaten ya? Manyak mısın lan? Ne üç harflisi ya? İn olarak biz varız, din olarak kimse yok burada. Abi kullanmayacaktın o kelimeyi ya. Bozulurlar şimdi. Kimler? Üç harfliler. He ama yani siz böyle dalga geçerseniz maazallah. Abi çekip gidelim, tekin yer değil burası, hadi. Ulan kimlerle çalışıyorum ben Allah'ım ya. Sen dur burada, ödlek herif. Yürü sen de. İki paralık huzur bırakmadın adamda. Hadi.
Nerede bu hanım? Abi, kadının dediği çıkmasın. Üç harfliler falan diyordu. Bizimkini. Ulan şeytan kır kafasını diyor ama sen de bir cansın neticede. Musa! Musa neredesin? Zehra. Hamam. Zehra. Korkma. Korkma, kurtaracağım seni, tamam mı? Korkuyor musun? Korkmuyorum. Cesur karım benim. Ömer, ne olur kendine dikkat et. Sen beni merak etme. Abi. Musa. Ne? Fahret. Bayılmış bu. İçeri. Yürü hemen içeri. Ömer ne olur çabuk ol. Zehra deniyorum, deniyorum ama olmuyor. Zehra. Bak ben şimdi gidiyorum. Sen sakin sakin bekle, tamam mı? Hiçbir şey olmamış gibi devam et. Tamam, tamam canım. Ne olur beni tehlikeye atacak bir şey yapma, tamam mı? Lütfen kendine dikkat et. Tamam tamam, sen beni düşünme. Sen yukarı bak. Orada mısın? Ne istiyorsunuz? Allah'ım ne olur bize yardım et. Ne olur Ömer'i koru. Ne yaptın lan sen? He, ne yaptın? Bunu mu istiyorsun? Tamam. Tamam. Bak. Yanlış yapıyorsun. Benim derdim seninle değil. Ben karımı alıp gideceğim. Sen yoluna, ben yoluma. Anlaştık mı?